Kurtuluştayız. Gülen'le Demirtaş 6 yıl kurye aracılığıyla görüştü. Star gazetesinin dünkü manşet haberi ilginçti. FETÖ PKK soruşturmasında elde edilen belgelere ve istihbarat raporlarına göre Fethullah Gülen'le HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın kurye aracılığıyla irtibatta olduğu tespit edilmiş. Demirtaş'ın kuryesi bir HDP'li ancak FETÖ'cülerin HDP'li Şakirt dediği HDP içindeki FETÖ'nün öğrencilerinden ya da elemanlarından Erhan Kahraman isimli biri. HDP'li Şakirt'in temasta olduğu Sih Gülen. Güvenlik raporlarına göre Gülen ve Demirtaş arasındaki kurye aracılığıyla yapılan görüşmeler 6 yıl öncesine kadar uzanıyor. Adı son günlerde sık sık gündeme gelen FETÖ'cü kaynak holdingin İzmir'deki bir matbaası, kuryelerin görüşme merkezi olarak kullanılmış. Her görüşmeden sonra HDP'li Şakirtin Demirtaş'a, Gülen'in kardeşlerinin ise Pensilvanya'ya bilgi aktardığı tespit edilmiş. Habere göre söz konusu aktarılan bilgilerin ayrıntısı kayıtlarda mevcut. FETÖ ve HDP arasındaki bağlantıya dair çok önemli ipuçları sunan Muammer Başkan imzalı Star gazete haberinin devamının gelmesini umalım. Çünkü son yıllarda yaşadığımız karmaşık olayların, siyasi komploların, darbe girişimi ve kaos süreçlerinin arkasında bu görünmez ilişki ağı yatıyor. Görünürde birbirine karşı uçlarda bulunan örgütlerin perde gerisinde aslında birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğu her geçen gün biraz daha açığa çıkıyor. Kandil'den 15 Temmuz talimatı. Star gazetesi genel yayın yönetmeni Nuhal Bayrak'ın 3 gün önceki haberi de bu önemli örneklerden biri. Nuhal Bayrak'ın 16 Kasım'daki yazısında güvenlik güçlerinin elinde olan üst düzey bir PKK'lının şu anlatımları Pensilvanya ile Kandil arasındaki bağlantının boyutlarını gösteriyor. 2015'in sonunda Birdenbire ve koşulların hiç uygun olmadığı bir dönemde, Kandil'den şehirlerin dağ kadrosundan gerillalar ve her türden ağır silah ve cephaneyle doldurulması talimatı geldi ve ordu şehirlere müdahale etmeyecek şeklinde bir teminat verildi. Akabinde şehirlerde yaşanan çok yoğun çatışmalardan sonra Duran Kalkan, sistemkar ve şikayetçi bir üslupla ordunun şehirlere müdahale etmesini beklemiyorduk. Bize ciddi kaynaklardan gelen bilgilere göre Mayıs 2016'da darbe olacak ve Cumhurbaşkanı'nın başına alacaklardı dedi. Nitekim 16 Temmuz günü tüm kuzey güçleri olarak tabir ettiğimiz Türkiye'deki örgüt kadrolarına şifreli olarak askere karşı eylem yapılmaması talimatı verildi. Ancak 3 gün sonra askere karşı verilen eylemsizlik kararının kaldırıldığı iletildi. Sonuç olarak şehirlerde yaşanan yoğun çatışmalar ve 15 Temmuz darbe girişimi birbiriyle bağlantılıydı. Türkiye'ye kurulan büyük tuzağı anlayabilmek için FETÖ PKK HDP ve CHP bağlantısıyla bu örgütlerin küresel güç merkezleriyle olan ilişkisini tüm ayrıntılarıyla görmek, incelemek ve çözmek şart. Yeni nesil küresel savaş yöntemleri kavranamazsa terör yapılanmalarına karşı etkili ve başarılı olma imkanı da yakalanamaz. Kurtuluştayız akşam.